Merhaba arkadaşlar. Tereyağıyla yağladım tepsimi. Ve yufkalarımı buruşturup böyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu arada az önce hazırladığım börek o videoyu da neden söyleyemiyorum bu aralar bu kelime. Onu da paylaşacağım. Ve burada 3 tatlı kaşığı pekmez. 1 adet yumurta. Bu arada şöyle yapabilirsiniz. Yumurtanın akını pekmezle beraber çırpabilirsiniz ayrıyeten. Ben makine kullanmadım. Sadece el çırpıcısıyla, yani elimle karıştırdım. Önce kaşıkla sonra çırptım birazcık çırpma teliyle. 1 yumurta, 3 tatlı kaşığı pekmez. 1 tatlı kaşığı, ki biraz az oldu galiba ama 1 tatlı kaşığı buğday nişastası. Birazcık hazır Antep fıstığı sosu ve 2 çorba kaşığı kadar galiba ya da 2-3 çorba kaşığı kadar süt var. Yarım çay bardağı kadar da maden suyu, börekten kalan maden suyu. Evet arkadaşlar, yufkalarımızı bu şekilde kullanacağız. Bu arada aslında biraz tereyağı eritseydim ya da önceden çıkarsaydım diyeceğim ama o çıkardım. Bitti. Çok az vardı zaten. Birazcık böreğin içine bir kata kullandım. Çok kat almışım. Çok kat kat almışım. Gerçi böyle de olur ama ben tek tek bütün katları özellikle ayırarak kullanmak istiyorum. Şöyle buruşturup buruşturup arkadaşlar yayacağız. Neden? Çok güzel. Daha çok böyle kat kat olacak. Zaten incecik yufkalar gördüğünüz gibi. Arada arkası görünüyor. Böyle buruşturunca daha da güzel oluyor. Bu arada tereyağını üzerine dökeceğim ama sanki içine biraz daha kullansam. Normalde kullanıyorum. İşte ablam az önce söylediğim gibi diğer videoda börek yapımında söylediğim gibi ablam yasak koydu sadece bana. Sadece bana. Çünkü bütün hamur işlerini ben yapıyorum. Her gün tatlı hamur işi ama çok hafif oluyor. Çünkü ben çok az şeker kullanıyorum ama bana çok tatlı geliyor yani. Ya da arada belki de tatlıların şerbetlerinde birer kaşık bazen. Genelde pekmez kullanıyorum, yalan yok. Çok nadir var kullanıyorum. Bazen reçel vesaire bir şey varsa onlarda. Ben yine de böyle araya minnacık ne yapacağım? Tereyağı şöyle el cihazlarımla bırakacağım. Elimde hala börekten kalan maydanoz var. Çok az ya ablacığım, çok az. Bu arada börek ne durumda, böreğe bakmam lazım. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırlıyoruz. Bakın hemen çıkardım ya, hemen kıtır kıtır olmuş, kurumuş kenarları. Görsele paylaşacağım arkadaşlar sonucu ve kanalımdaki topluluklar bölümünde hazırladığım görselleri paylaşıyorum. Hepsini olmasa da bazen böyle eğilmediğimde paylaşıyorum, bakarsınız. İsterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.